Anıların mücadelesini Şendikmiş Sultan Abdal Kültür Derneğimizi 13. olan kongresini yönetmek için Metin Arınman, Niyazi Güler'i ve ben Gözde Işık iki tarafın ortak kararıyla oylamaya sunalım. Kabul edenler. Kabul edenler çoğunlukla kabul edilmiştir. Öncelikle hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Bu görevi bize layık gördüğünüz için tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok doğal. Yıllarca inancımızı açık ifade edebilecek bir cemevimizin içinde bulunan bu güzel günü de yaşatacak olan yeni yönetimlerin başarısı için buradayız. İnşallah buradaki arkadaşlarımız güzel hizmetler etti. Bundan sonra da güzel hizmet edecek olan, devam edecek, yeni seçecek birçok arkadaşım olacaktır. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum. Kongremiz hayırlı olsun diyorum. Ben gündemi okumak istiyorum. Değerli arkadaşlar, gündemin 1. maddesi açılış saygısı İstiklal Marşı okundu. Divan oluşumu da gerçekleşti. Divan olarak da 2. maddenin içeriğinde başkan adayların listelerinin verilmesi ve gündeme okunması bir başlığı vardır. Başkan adaylarımız da bize 2 tane liste sunmuş durumdadır değerli arkadaşlar. Başka aday olan var mı? Başka lise olan var mı diye de sormak da lazımdır. Var mı arkadaşlar? Yok. 2 liste şu anda divanımıza ulaşmış durumdadır. Biraz sonra onları okuyacağım. Bunları okumadan önce değerli arkadaşlar, gündemin 3. maddesinde yönetim kurulu ve denetim kuruluna çalışma raporlarının okunması kısmı var. Değerli arkadaşlarımız kimse? Buyursun arkadaşlar. Sevgili Divan, değerli Çağlar, hepiniz hoş geldiniz. 2017-2018 faaliyet raporunu okuyorum. 14 Kasım 2017 Pendik'te bulunan cemevleri ve dereleriyle görüşülüp ortak sorunlarımızı konuştuk. 19 Kasım 2017 Alevi Bektaşi Federasyonu'nun davetine katıldık. 28 Kasım 2017 kütüphane ve yemekhanemizin çıkış kapısı ve yapılanmaya başlandı. 8 Aralık 2017 gençlik ve kadın kollarımızın seçimi yapıldı. 10 Aralık 2017 üyelerimize ücretsiz konser düzenledik. 13 Aralık 2017'de derneğimizde dikiş, takız, saz ve sebah kursları açtık. 23 Aralık 2017 Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanımız Murtaza Demir'in Şahkulu Dergahı'ndan düzenlediği panele katıldık. 23 Aralık 2017 Maraş'ta düzenlenen Maraş Şehitleri'ni anma programına katıldık. 7 Ocak 2018 son KHK ve kararnameler ile Diyanet İşleri internet sitesindeki çocuk evlilikleri ve buluğ çağıyla ilgili yayınları protesto edip PSA olarak basın açıklaması yaptık. 23 Ocak 2018 derneğimizin merdiven, yemekhane, sıra küpeşleri yapıldı. 27 Ocak 2018 Ankara Yeni Mahalle'de düzenlenen eş günlük toplantılarına katıldık. 18 Şubat 2018 derneğimiz üyelerine kahvaltı verdik. 4 Mart 2018 derneğimizde şiir, söyleşi, müzik dinlentisi yaptık. Mart 2018 Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü derneğimizde yoğun bir katılımla kutladık. 14 Mart 2018 sağlık sorunu yaşayan üyelerimizi hastane ve evlerde ziyaret ettik. 22 Mart 2018
Hazreti Ali'nin doğum günü sebebiyle Nevruz lokması verildi ve cem yapıldı. 28 Mart 2018 Erzincan'da gözaltına alınan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Erol Yeter ve yönetim kurulu üyelerinin serbest bırakılması için basın açıklaması yaptık. 1 Nisan 2018'de Erzincan'daki gözaltılarla ilgili Kadıköy'de yapılan basın açıklamalarına katıldık. 2 Nisan 2018'de derneğimiz kütüphanesi hizmete açıldı. 15 Nisan 2018 İngilizce öğrencilerimiz Tuzla Derin Beyin Egzersiz Eğitim Seminerine katıldılar. 1 Mayıs 2018 İşçi Bayramı ve Dayanışması için Maltepe'de düzenlenen mitinge katıldık. 6 Mayıs 2018 Deniz Geçmiş Anması yapıldı. 12 Mayıs 2018 Antalya Eymalı ilçesindeki Aptal Musa Türbesi'ni ziyaret ettik. 22 Mayıs 2018 Çay ve Dinlenme Salonumuzun tavanını aydınlatma bölümünün tamamını tamamladık. 2 Haziran 2018 halsiz tutuklanmalar ve susuz yere hastanede tutuklu yatan üyelerimizin serbest bırakılması için derneğimizde basın açıklaması yaptık. 9 Haziran 2018 Gençlik Kolları toplantı yaparak Gençlik Kurusu Doktor Sebah ekibi kurma kararı aldı. 13 Haziran 2018 gençlerimiz çalışmalarına başladı. Aslında faaliyetlerimiz çok daha fazla ama ben sadece bir kısmını okuyorum. Çok daha göz önünde olurum. 30 Haziran 2018 dikiş nakış öğrencilerimizle birlikte kermes düzenledik. 2 Temmuz 2018 Sivas'a giderek Sivas anmalarına katıldık. 13 Temmuz 2018 Sivas Banaz'da gerçekleşen Pir Sultan Abdal anmalarına katıldık. 25 Temmuz 2018 Çay ve Dinlenme Salonumuzun masa ve sandalyelerinin eksikliği tamamlandı. 26 Temmuz 2018 Sarıyer Cirevimizde yapılan saldırıyı protesto için Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Genel Merkez Şube ve Başkanları ile basın açıklaması yaptık. 30 Temmuz 2018'de yaz okulu öğrencilerimize resim sergisi düzenlendi. 28 Temmuz 2018 Hacı Bektaş dergahını ziyaret ettik. 11 Eylül 2018 Muharrem ayı başladı ve her akşam oruç açma yemekleri verildi. Muharrem ekranları yapıldı. 14 Ekim 2018 üye toplantımızı yeni açılan çay ve dinlenme salonumuza yaptı. 19 Ekim 2018 derneğimizin yapı kayıt belgesini ücretsiz ibadethane statüsünü çıkardı. 21 Ekim 2018 psikopedagog Sonar Koşan ile birlikte derneğimizde kişisel gelişim seminerini düzenledik. 9 Kasım 2018 Armutlu Cemevi'ni ziyaret ettik ve Cemevi tutuklu başkanı Zeynep Yıldırım için sürekli yapılan oturma eylemlerine katılım sağladık. 10 Kasım 2018'de Anıtkabir'i ziyaret ettik. 15 Kasım 2018'de İngilizce kursumuz açıldı. 19 Kasım 2018 derneğimiz için dayanışma gecesi düzenlendi. 28 Kasım 2018 Erzincan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tutuklu üyelerinin mahkemelerine katılmak için Erzincan'a gittik. 22 Aralık 2018 Maraş'ta düzenlenen Maraş Şehitleri Anma Programı'na katıldık. 28 Aralık 2018 Silivri'de tutuklu üyelerimiz için destek için basın açıklaması yaptık. 20 Ocak 2019 derneğimizin dayanışma belgesi yapıldı. 3 Şubat 2019 dertli divane katılımıyla mektebi ifan sohbetleri yapıldı. 9 Şubat 2019 santraç kursumuz açıldı. 18 Şubat 2019 sebah kurslarımız açıldı. 22 Şubat 2019'da derneğimiz için ihtiyaç olan yeni bir cenaze aracı yapılan geceler sonunda alınmıştır. 9 Mart 2019, 8 Mart Dünya Bekçiler Günü etkinliği yapıldı. Zeynep Yıldırım ve Songül Tuş Demir'in haksız tutuklanmalarına karşı Kadıköy'de
yapılan basın açıklamalarına katılım sağlandı. 9 Nisan 2019 Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Pende Şubemizin Gençlik, Kültür ve Tanıtım Gecesi düzenlendi. 27-28 Nisan 2019 derneğimizde gençlik çalıştayı yapıldı. 1 Nisan 2019'da 1 Mayıs Bakırköy mitingine katıldık. 12 Mayıs 2019 Anneler Günü dolayısıyla mahallelerimizde annelerimizi ziyaret ettik. 1 Temmuz 2019 Sivas şehitlerimiz için derneğimizde anma programı yapıldı. 2 Temmuz 2019 Sivas şehitlerimizi anmak için Sivas'a gidildi. 5 Temmuz 2019 Dersim Düzgün Baba ve Munzur Baba türbelerine ziyaret düzenledik. 20 Temmuz 2019 cemevimizin onarım ve iyileştirmeleri yapıldı. Yemekhane ve morgumuzun gider kanalları yapıldı. 6 Ağustos 2019 sandaş turnuvası yapıldı. Bir Eylül 2019 Dünya Barış Günü ve Muharrem Ayı temalı panel düzenledik. 1-13 Eylül 2019 Muharrem Ayı dolayısıyla her akşam oruç açma yemeği verildi ve cem yapıldı. 4 Eylül 2019 yazar İhsan Eli Açık ile cem evimizde söyleşi gerçekleştirdik. 12 Eylül 2019 Muharrem Kurbanımız ve aşure notumuz verildi. 17 Ekim 2019 halk oyunları kursumuz açılmıştır. 20 Ekim 2019 Maltepe Belediyesi Yol Barış Konusu toplantısına katıldık. Herkese dinlediği için ve buraya katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun arkadaşlar. Denetim de var. İkisini ayrı ayrı uygulayacağız. Ondan önce şu anda faaliyet raporu hakkında görüş bildirmek isteyen arkadaşım var mı? Yok. O zaman oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi denetim kurulu raporunun okunması gündemi vardır. Denetim kurulu raporunun okunması için ben görevli arkadaşım yazsam. 2017-2018-2019 yılında yapılan faaliyetler incelenmiş olur. Bu faaliyetler tarafımızda denetlenmiş ve olumsuz bir çalışmaya rastlanamamıştır. 2017-2018 ve 2018-2019 yılı çalışma raporları tarafımızca denetlenmiş, incelenmiş ve olumsuz bir çalışmaya rastlanmamıştır. Derneğimizin gelir giderleri hemen tarafımızca denetlenmiş olup, denetleme evraklarının dosyalanmış ve tasdik edilmiş olduğu ve gelir gider durumlarının birbirine uyumlu olduğu görülmüştür. Banka hesapları incelenmiş olup, bankada 13.606 TL nakit para olduğu tarafımızca tespit edilmiştir. İş bu tutanak tarafımızca imza altına alınmıştır. Başkan İsmail Aşar, üyeler Cemal Erkan ve Tuncay Parlak. Saygılar. Evet, dedektif kurulu rapor hakkında da herhangi bir görüş bildirmek isteyen arkadaşımız var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Evet, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler oy birliği kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, gündemin 4. maddesinde bilanço gelir giderlerin okunması, tahmini bütçenin okunması ve hepsinin imza edilmesi var. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Devam ve değerli üyeler, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Şimdi önce gelir tablomuzu okuyacağız. Gelir tablomuz biliyorsunuz yıl bitmediği için 10 aylık bir durumu yansıtmaktadır. 17-10-2019 tarihi itibariyle çıkarılmıştır. Gelirlerimiz, bağış gelirlerimiz 186.989.41 TL. Üye aidat gelirlerimiz 4.074 lira. Kira gelirlerimiz 47.650 lira. 10 aylık yani. 1-1-2019, 17-10-2019 tarihi itibariyle. Giderlerimiz, işçi ücret giderlerimiz 56.412.72 TL. Muhasebe giderlerimiz 4.093.89 TL. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerimiz 65.614.14 TL. Çeşitli giderler
70.497.08 TL. Vergi resim ve harçlarımız 2572.59. Toplam 199.190.42. Gelirlerimizin toplamı 241.713.42 TL. Aradaki olumlu fark 42.522.99 TL. Bilançomuzda ana başlık haliyle okuyalım. Kasamız 7.437.91 TL. Bankamız 14.151.88 TL. Üyelerden alacaklar 46.929.23 TL. Binalar 59.279.02. Taşıtlar 74.627 TL. Demirbaşlar 9.422.96 TL. Satıcılar olan borcumuz 92.56 TL. Personele borçlarımız 2.116.20 TL. Ödenecek vergi fonlar 32.27. Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 2.986.44 TL. Yine üye aidat gelir tahakkukumuz 47.021 TL. Öz kaynaklarımız 117.141.06 TL. 10 aylık karımız, yani olumlu gelir gider farkımız 42.522.99 TL. Şimdi son olarak 2020 tahmini bütçesini okuyorum. Gider bütçemiz, işçi ücret giderlerimiz 64.873 TL. Muhasebe giderlerimiz 4.706 TL. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerimiz 75.456 TL. Çeşitli giderlerimiz 70.497.08 TL. Vergi resim ve harçlarımız 2.957 TL. Toplam gider bütçemizin tahmini 218.489 TL. Gelir bütçemiz tahmini, bağış gelirlerimiz 215.037 TL. Üye aidat gelirlerimiz 4.474 TL. Kira gelirlerimiz 54.797 TL olarak tahmin edilmektedir. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Onaylatıyor. Geri kalan süreyi içinde yeni yönetim bu anlamda yetkilendirilecektir genel kurul tarafından. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. 5. gündem maddesinde başkan adaylarının konuşması var. 6. maddede yeni yönetim kurulu, yönetim kurulu ve genel merkezlere girdikleri için seçim var. Seçim sonuçlarının 7'lerin seçim sonuçlarının açıklanması direkt ve temeller kadar kapanış var. Gündemi tamam, bu kadar. Haberiniz olsun. Bunun dışında başka gündeme eklemek istediğiniz bir şey varsa, tabii ki önergeniz olursa oylarınızı az önce sorduk, başka listede var mı diye gelen olmadı. Bu yüzden sizlere bu listeleri okumak istiyorum izninizle. Evet, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Pendik Şubesi 13. Olağan Kongre listesidir. Yönetim Kurulu asil üyeleri. Bir mavi liste var, bir de beyaz liste var. Mavi listede İsmail Haşhaş 1. sırada, 2. Muammer Beğenmiş, 3. Hava Uzunpınar, 4. Birsen Durmaz, 5. Ozan Görgü, 6. Adem Yaş, 7. Birsen Türker. Yönetim Kurulu yedek üyeleri Veysel Göze, Erdoğan Yıldız, Möteber Coşa, Kayalı Sarı Toprak, Duran Hız, Pembe Güler, Zöhre Demir. Denetleme Kurulu asil üyeleri Nebahat Ağbayır, Özgü Acar, Gökhan Mademdere. Denetleme Kurulu yedek üyeleri Hakan Özkan, Kamil Sevinç, Eren Can. Genel Kurul yedek üyeleri, genel merkeze. Mehmet Yorulmaz, Ali Doğan Aktaş, Mehmet Aykut, Onur Ali Yılmaz, Erdoğan Durmaz, Seher Yılmaz, Ali Taş, Güleser Samur, Ulaş Kılıç, Uğur Kera, Haydar Bozkurt. Değerli arkadaşlar, mavi listeyi tamamen okumuş bulmaktayım. Şimdi beyaz listeyi okuyorum değerli arkadaşlar.
Bir Sultanahmet Kültür Derneği Pendik Şubesi 27.10.2019 tarihli genel kurul toplantısı oy pusulasıdır. Yönetim kurulu asil üyeli, birinci sırada İzzet Diktaş, Çınar Tozanlı, Celal Güngördü, Erdal May, İsmail Güzel, Hasan Yılmaz, Zeki Kılıç, bunlar yönetim asil. Yönetim kurulu adına yedek listesi şudur: Karabey Diktaş, Dilek Nak, Hüseyin Dağlayan, Turgay Kaya, Özden Aktaş, Cuma Çalışkan, Şener Şahin. Denetleme kurulu aday asil üyeleri: Mehmet Güneş, Şemsi Coşkun, Mustafa Diktaş. Denetleme kurulu aday yedek üyeleri: Ali Arslan, Cemal Gürdal, Kadir Aksoy. Evet, genel merkez delege aday listesini okuyorum değerli arkadaşlarım. Tuncay Parlak, Müslüm Göleri, Veli Durmaz, Alişan Doğru, Gülah Yeter, Ali Akdemir, Abbas Uğurdan, Duran Demiral, Nevzat Şahin, Sezen Sürmeli, Hasan Hayri Şener, Doğukan Mola. Bu da beyaz listedeki yönetim, yedek ve genel merkez delege üyeler arkadaşlarım. Arkadaşlar, bunun dışında şu anda aday olmak isteyen kimse var mı diye bir kez daha soracağım ve kapatacağım. İki tane liste var. Bu iki liste blok halinde geldi. Bu şekilde oylama gerçekleşecektir. Haberiniz olsun. Bunun şu anda herhangi bir sıkıntı olan var mı? Yok. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, başkan adaylarımızın birisi İsmail Aşaş, birisi İzzet Diktaş. İkisi de çok değerli ve kıymetli iki dostumuz, arkadaşımız, canımız. İkisi de toplumsal hizmetlerde bulunmuş, görevlerde bulunmuş değerli iki kardeşimiz. Öncelikle bunların bir konuşma süreleriyle ilgili bir sizlere soracağım. Herhalde 20 dakika yeter. Değil mi arkadaşlar? Yeter mi 20 dakika? Değerli divan, değerli genel merkez delegesi arkadaşım, çok kıymetli dedem, değerli konuklarım, sevgili canlar, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün önemli bir gün. Tabii Pir Sultan için önemli. Onun için sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum. Değerli canlarımız, öncelikle bu kongremiz bir yarış değil. Gönüllü hizmet yapılacak bir hizmetkarlık sevdasıdır. Bu sevda Pir Sultan Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da Yezid'e boyun eğmemesinden, Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'nin nefesinden, Hallacı Mansur'un Enel Hak sözünden, Pir Sultan Abdal'ın bilinç ve direncinden, Aşık Veysel'in toprak ve doğa sevgisinden, Ozan Mahsuni Şerif'in güneşe saygıdandır çiçeğin boyun eğmesi, bütün aşklardan yücedir insanı insanı sevmesi kültüründen gelmektedir. Değerli canlarım, öncelikle burada, buraya emek veren, şu anda hayatta olmayan canlarımızı burada saygıyla anarak ve buraya bir tuğlada, bin tuğlada emek veren herkesi de tekrar teşekkür ederek konuşmama devam ediyorum. Kültürümüzden aldığımız bu terbiyeyi de 2 yıl daha buranın yönetimine tabiriz. Göreve ilk başlarken buranın inanç, ibadet ve cenaze hizmetlerinin en iyi yürütülmesi yanında kültürümüzün tanıtılması ve yaşatılmasına önem vereceğimizi taahhüt etmiştik. Bu taahhütlerimizin birçoğunu gerçekleştirdik. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve bütün canlarımız için yaz okulları, yaz kursları açtık. Kurslarımız hala devam ediyor. Bugün de 4 tane kursumuz devam ediyor. Söz verdik, kültüre hizmet edeceğiz. Öğretmenim dedim, tabii ki inanç hizmetlerimiz yapılacak, tabii ki cenaze hizmetlerimiz en iyi şekilde yapılacak. Ama ben öğretmenim, ben bir farkının olması gerekiyor dedim. Mutlaka kültürel çalışmalara ağırlık vereceğim. Gerçekten de verdim. 7 tane, 8 tane kurs açtık. Şu anda 4 tane kursumuz devam ediyor. 3 tane daha kursumuz yakında açılacaktır. Dergi, biliyorsunuz değerli canlarımız, çok güzel bir dergi açtık kültürel çalışmalar bazında. Bakın, Pir Sultan Derneğimizde ilk çıkan dergimizdir. Lütfen çıkarken canlarımız bir tane alsınlar. Çünkü canlarımız için ücretsiz dağıtılacaktır. Zaten yazı da yazdık. Ve bu
dergiden gelen gelirleri de öğrencilerimizin burs hesabına yatıracağımızı söz verdik. Biraz sonra bursuna geleceğim. Lütfen alın çalışmalarımız nedir? 2 yıl içinde görün. Kültüre ne kadar değer verdiğimizi göreceksiniz. SMS çalışmalarıyla gece gündüz saat 24 saat canlarımızın hizmetinde olduk. Gece saat 1'de, 3'de, 5'de beni arayan oldu. Cenazemiz var. Mutlaka araç gönderin. Mesajımız var. Mutlaka iletin. Bunları ilettik. Facebook sitemiz var biliyorsunuz canlarımız. Günlük olarak yaptığımız çalışmaları sitemizde yayınlıyoruz. Şu anda 1700 kişi tıklamış sitemizi. 1700'ü 4'le çarpalım bir ailedir. 3400 aşağı yukarı 7800 kişi bizi takip ediyor demektir. Bu da bir kültüre büyük bir hizmettir. Kadınlarımız dedik, değer vereceğiz kadınlarımıza. Gerçekten kadınlarımıza şu anda huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mükemmel bir koro çalışmasıyla kendilerini gösterdiler zaten. Kadınlarımız kendi kendini gösterdi. Korolarıyla birçok yere gittik, birçok törene katıldık. Şimdi yeni bir projeyle inşallah dünya çapında kadınlarımız dinleyecek. Yol bir, sürek bir projesi var. Burada başlayacak Pendik'ten. Kadınlarımızın korosuyla, gençlerimizin korosuyla bu projeyi gerçekleştireceğiz. Tabii kazanırsak, sizlerin desteğini alırsa, onu da söyleyeyim. Gençlerimiz, bakın gençlik koro başkanımız orada. Çok teşekkür ediyorum. Görevden alırken maalesef hiç gencimiz yoktu. Gençlerin olmadığı bir yerde, kadınların olmadığı bir yerde dernek olur mu, çalışma olur mu? Mümkün değil. Olmaz. Issız oldu. Gençlerimiz geldiler, güzel bir koro, Zakirler Korosu oluşturdular. Güzel bir çalışma içinde müthiş bir gece düzenlediler Pendik'te. İlk defa Pendik Yunus Emre'yi inlettiler. Orayı tıklım tıklım ve orada her türlü konuğumuz vardı. Konuklarımız gecemizden sonra gerçekten tebrik ederken bu gençlik sizin mi hepsi dedi. Neden olmasın? Tabii ki bizim. 35 tane gencimiz orada tiyatrosuyla, türküleriyle, deyişleriyle büyük bir başarı elde ettiler. Bundan sonra da gençlerimizden bu başarı mutlaka devam edecektir. Çünkü daha çok destekleyeceğiz. Daha çok yanında olacağız. Ve gençlik kurultayını yaptık. Bakın merkez delegelerimiz de burada. Genel merkez bize bir yazı yazdı. Gençlik kurultayını Pendik'te yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. Yeter ki gençlik ismi olsun. Gençlik kurultayımızın bütün gençlerimizin masrafını ödedik. Gençlerimizi konuk yaptık. Gençlerimiz burada 4 gün çalışmalarını sergilediler. Bizi de mutlu ettiler. Pir Sultan örgütlerini de mutlu ettiler. Gençliğin diri, canlı olduğunu gösterdiler. Kendi gençlerime de Pir Sultan gençliğine çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Burslarımız, hep konuşuruz, herkes konuşur, siyasi partiler konuşur, diğerleri konuşur. Efendim burs vereceğiz, arkası var mı yok. Efendim şunu yapacağız, biz verdiğimiz sözde dururuz. Biz dedik ki gençlerimize burs vereceğiz, gençliği burada canlandıracağız. Yemedik, içmedik, gezdik, dolaştık, tasarruf ettik. 22 tane gencimize 1 yılda burs verdik. Ve o burs verdiğimiz gençlerin çoğunlukla bize hizmet ediyor. Bize hizmet etmeyenler de burada değil zaten. Uzaktalar, okuyorlar ama kendi üyelerimiz. Onların da yazın desteğini gördük. Bu sürmeye devam edeceğiz tekrar katılırsak. Bunlar devam edecektir. Yardımlar, gerçekten birçok yardım yaptık. Daha bir hafta içinde bir canımız 5 tane halı var dedi. Halıyı getirip arabamızda sahiplerine gönderdik. Bir canımız da kullanmadığımız koltuklar var dedi. Kullanmadığımız koltukları da getirip burada yeni evlenen bir çiftimize verin. Yani günlük olarak kim neyimiz yok diyorsa yanındayız. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi birçok canımızdan alıp birçok canımıza verdik. 12 tane tekerlekli sandalye vatandaşlar canlardan aldık, canlara verdik. Sandalyeleri kullanıyorlar. Ayrıca 2 tane hasta yatağı aldık, verdik, kullanıyorlar. Kimseyi kesinlikle muhtaç etmedik. Bizden acil olarak nakit isteyen arkadaşlarımıza küçük de olsa nakitlerini verdik, hastanelere gönderdik. Dedik ki burası Pir Sultan'dır. Pir Sultan'da bir gelenek vardır. Dik durun, insanlığı korun. Biz buradayız, yanınızdayız. Dernek vermezseniz cebimizden vereceğiz dedi.
ve onu gerçekleştirdik. Değerli canlarım, Pir Sultan'da bir ilk gerçekleştirdik ki inşallah devam edecek. Seçilsek de seçilmesek de devam etmeli. Çay ocağımızı gerçekleştirdik, çaylarımız ücretsiz. Bana teklif eden oldu. Çay ocağını kiraya verelim. Gelir gelsin. Bizim gelirimiz insanların güzel duygularıdır, bakışlarıdır, hoşgörüsüdür. Çayımızı ücretsiz olarak dağıttık, dağıtmaya da devam edeceğiz. Bütün canlarımız kim olursa olsun geliyorlar, çayımızı içiyorlar. İster bağış kutusuna bağışlarını atarlar, ister atmazlar. Çayımız bundan sonra da ücretsiz olarak devam edecektir. Bir lokmamız eksik olur mu Pir Sultan'ın evinde? Her öğrende lokmamız var. Lokmalarımızla kim gelirse uyuyor. Çorba olsun, makarna olsun, can can. Her öğrende de bir lokma, bir çay veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. Cemlerimiz, dedemiz geldi. Hoş geldiniz dedem. Dedemizle beraber 2 yıldır cemlerimizi devam ediyoruz. Dedemizle konuşmamızda hep şunu söyledik. İnsanlara sevgiyle bakacağız. İnsanları biz severek getireceğiz, çoğaltacağız. Çok çoğaltamadık ama inanıyorum bu dönemde insanları çok çoğaltacağız. Çok getireceğiz. Onlar sevecekler, kendileri gelecekler. Biz hiç onlara gelip gelmeyin demeyeceğiz. İnşallah dolacak cemevlerimiz. Ama görevimizi yaptık. Hızır olsun, 12 imamlar olsun. Gerçekten doldu, taştı. Bu arada bize yardımcı olan işverenlerimiz oldu, canlarımız oldu, kurban yardımlarıyla, diğer destekleriyle. Onlara da çok çok teşekkür edip selamlarımı gönderiyorum. Kendilerim çoğu burada yok. Dedeme de çok teşekkür ediyorum. Cemlerle birlikte 2 yıl boyunca çalıştık. Katkıları oldu. Sağ olsun, var olsun. Cenaze erkenlerimiz, değerli canlarımız, hayal ettiğim bir şeyi gerçekleştiremedim. Ona burada itiraf ediyorum. Ama gerçekleştireceğim. Onu da sözünü veriyorum. Türkçe erkanla maalesef cenaze erkanlarımızı gerçekleştiremedim. Hocam olamam. Eski hocalarımız da idare etmek zorunda kaldı. Hatta ben genel merkez yöneticilerini de burada zaman zaman sitem ettim. Konuşmalar oldu. Ya niye hoca yetiştirip de göndermiyorsunuz? Bizden halk eder. Vatandaşlarımızla konuşmasın, rahatsız olmasın. Gerçekten Türkçe erkene geçmemiz gerekiyor. Türkçe erkenden cenazelerimizi kaldırmamız gerekiyor. İlk sözüm bu. Türkçe erkenden bir hoca. Hatta görüştüm de kendisiyle. Getireceğim. Buraya Türkçe erkenden cenazelerimizi kaldıracak. Biz de bu yükün altından kalkacağız. Cenaze araması biliyorsunuz aldık değerli canlarımız. Çok teşekkür ediyorum. İlk defa bir salonda 800 kişiyle doldurdunuz bizim. Gerçekten yüzümüze hak ettiniz. Ya bu toplumda gidilmez mi diyorlar. 800 kişi bir salonda tıklım tıklım oldu diye bulamadık. Çoğu canlarımız da geldi oturamadan geri gitti. Ama memnun gitti. İşte biz bunun için burada varız. Canlar bize destek ettiği için. Sizler bize destek olduğunuz için buradayız. Yoksa burası bir hizmet yeri. Burada bir kazanç yeri değil. Ama canların sevgisi, canların gerçekten bizi o diş tutması tekrar talip olduk ve memnunuz. Sağ olun, var olun. Bizi 800 kişiyle o salonda onurlandırdınız. Daha sonra da gençlik gecemizde bizi salonu tıklım tıklım doldurdunuz. Daha sonra bahçemizde yapılan etkinliklerimizde bizimle beraber oldunuz. Size minnettarız değerli canlarımız. Böyle olduğunuz müddetçe çok şeyler yapacağız. Derneğimizin tapusunu biliyorsunuz almak için müracaat ettik. Tapu yapı kayıt belgesini aldık. Yapı kayıt belgesini aldık, inanç ibadet yeri olarak aldık. Zannedersem bundan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda baskılarımız olacak. Zaten bir şey istediğimiz yok ama hiç olmazsa inanç ibadet yerlerimizin tapularını verirsinler. Bu konuda büyük çaba harcayacağıma söz veriyorum. Bu derneğin tapusunu da eğer gelirsek almaya söz veriyorum. Biliyorsunuz kütüphanemiz yoktu. Güzel bir kütüphane yaptık. İçini binlerce kitapla doldurduk. Şu anda canlarımız geliyor. Kütüphanede okuyor. Kitap alıyor, götürüyor, getiriyor. Çoğalıyor, eksilmiyor. Kütüphanede canlarımızın emrindedir. Değerli canlarımız,
Arkadaşımız okudu, Nevat arkadaşımız. Burada yaptığımız çalışmaları ben tabii çoğunun üzerinde durmayacağım. Birçok çalışma yaptı. Pir Sultan tüzüğünde yapılan, Pir Sultan mücadelesinde neler yapılıyorsa o çalışmaların hepsini yaptı. Gerek direnişlerde, gerek diğer çalışmalarda, gerek eş günlerde hepsinde bulundu. Ve bunlardan katkıda yaptık. Bütün çalışmalarda emeğimiz de var. Bu konuda Sivas'ı, Maraş'ı, Çorum'u gezdik, direnişlerimizi gösterdik. Hacı Bektaş Veli, Abdal Musa, Tunceli'yi gezdik. Oradaki inanç imanet yerlerimizi tanıttık. Bundan sonra da Türkiye'nin bütün yerlerindeki Alevi Bektaş'ın büyük önderlerinin mezarları, önemli yerleri ziyaret edilecek. Burada burada söz veriyorum. Nerede tanımayan bir önderimiz, büyüğümüz varsa bunu da tespit edip oralarda geziler yapacağız. Evet arkadaşlar, bunları yaparken beraber yaptık. Sizlerle gerçekten bir hikaye yapmaya, bir hikaye yazmaya çalıştık. Tamamladık mı? Tamamlayamadık. İşte bu hikayenin tamamlanması için biz buradayız. Bu hikayeyi beraber tamamlayacağız. Bu hikaye çok büyük hikaye olacak. Pir Sultan'ı burada değil, kendi Pir Sultan'ı her yerde söyleyecekler. Zaten dergimizi her yere gönderdiğimiz gibi sesimizi de her yere göndermeye söz veriyoruz size. Beraber olalım, birlik olalım. Seçerseniz bizi daha çok çalışacağız, daha çok sorumluluk altına alacağız. Vaatlerimiz nedir? Vaatlerimiz sözlerdir. Verdiğimiz sözlerin hepsini tuttuk. Ama yine de küçük bir şeyler var. İsterseniz size söyleyeyim. Devlet kapısını mutlaka almayı vaat ediyoruz. Öğrenciler için yetiştirme kursları açmayı düşünüyoruz. Üniversite hazırlık kursları mutlaka açacağız. Bu bir eksikliğimiz. Bunu tamamlamayı düşünüyoruz. Çünkü kadromuz çok iyi. Ben biraz sonra çağıracağım kadromu da. Eğer divan müsaade ederse bir 5 dakika kadromun da bu araya gelmesini, bir kadromu görmenizi isterim. Özellikle kültür öğretmenimiz burada. Öğretmenim gelir misin? İkinci sıradaki arkadaşım. Bütün kadromu şuraya davet ediyorum. Bir 5 dakika görmenizi istiyorum. Arkadaşlar 4 tane kadın arkadaşımız, diğer arkadaşlarımızla beraber 5 dakikalık gençlik konu arkadaşlarımızı ben vaatlerimizi söylerken siz de buyurun lütfen. Dedemiz buyurun. Arkadaşlarımı bir görün. Bu arkadaşlarım çok şey yapacağına inanıyorum ben. Yok. Başkanım bir şey söyledi. Okuyayım isterseniz. Başkanım önce yönetim. Evet. En değerli olan Pir Sultan Derneği ve Cemal'imizin en büyük Pir Sultan heykelini şu anda anlatacaktım. Arkadaşım da Pir Sultan heykelini yaptığı için bize teşekkür ediyor. Burada Pir Sultan heykelini yapan Levent Çelik ve Ali Akdemir var zaten yönetimimizde. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Ali Bey bugün şunu anlatacaktım. Çok teşekkürler. Anaokulu için müracaat edeceğiz. Anaokulumuzu yapacağız. Mutlaka bu konuda çaba açacağız. Bol bol kültürü tanıtma çalışmaları yapacağız. Geçen dönemden daha çok yaptıklarımızı yapmaya söz veriyoruz. Bu arkadaşlara söz veriyoruz. Sizden ricam arkadaşlarımın bir alkışlamanızı. Arkadaşlarım bana ikrar sözü veriyor. İkrar sözü asla dönülmeyen bir sözdür. İkrar sözü öyle her yerde konuşulacak söz değil. Dediler ki biz sonuna kadar sizin yanınızda olacağız. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Peki çok teşekkür ederim size. Sağ olun. Tabii görev devir zamanı ya da göreve devam zamanı. O yüzden yeni başkan adayımız da Sayın İsmail Haşhaş Beyefendi ile buraya davet ediyorum. Konuşmaları yapmak üzere buyurun başkanım. Dostlar, Sayın Başkan, Sayın Protokol, dedelerim, genel merkez yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin başkanları, sevgili gençler, değerli hanımefendiler, beyefendiler, 13. Olağan Kongremize şeref verdiniz, hoş geldiniz. Değerli dostlar, başkanın güzel konuşmalarına katılmamak elde değil. 2 yıldır beraber görev yaptık.
huzur içerisinde hizmet ettik. Abimdir. Başkanlıktan daha öncesinde bir merhabamız var, dostluğumuz var. Bugüne kadar beraber yürüttük. Kendisine yeri geldi belki bazı sistemlerimiz oldu. Yeri geldi bir arada uzlaşarak beraber hizmet ettik. Ama şunu bilmeliyiz ki biz bu çatının altında hepimiz bir canız. Biz bir kardeşiz, dostuz. Güzel günlerimiz oldu, güzel günlerimiz olacak. Hep birlikte var olursak daha güçlü olacağız. Tabii ki bu bir hizmet yarışıdır. Daha iyi yapmak için bu görevlere aday olduk. Yine de yarın beraber hizmet edeceğimize adım gibi inanıyorum. Çünkü 2 yıl boyunca ben başkanımla birlikte çalışmışsam, eğer ben seçilirsem, başkanım hani kürsüde dedi ya, eğer biz seçilirsek, ben inanıyorum ki seçilmese bile, kardeşim ben seninle birlikte Pir Sultan Abdal Derneği'nde kalan görevimizi devam ettireceğimize burada yer alacağım, yanında olacağım, seninle birlikte çalışacağım. İnancına inanıyorum, yanında olacağına da inanıyorum. Kurumumuza emek veren, bugüne kadar başkanlık yapmış olan, hakka yürüyen canımız Rıza Aykut, Hasan Önal başkanlarımızı ve yönetimlerden görev alan hakka yürüyen üye yönetici arkadaşları rahmet ve saygı ve minnetle şükranla anıyorum. Değerli dostlar, kurumumuza emek veren tüm başkan ve yönetiminde görev alan herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hiçbir zaman maddi desteğini esirgemeyen iş adamlarımıza şükranlarımı sunan kazançlarına bol ve bereketli dilerim. Sayın Başkan, 2 yıldır sizinle birlikte denetim kurulunda görev aldım. Başkanıma, yönetim kuruluna, denetim kuruluna, genel kurul delegelerine, gençlik kolu başkanına, kadın kolu başkanlarınıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. En zor şartlar altında görev alan gençlik kolu başkanı ve yönetiminde bulunan arkadaşları yürekten kutluyorum. Teşekkür ediyorum çalışmalarından dolayı. Aynı zamanda bir o kadar zorluklar içerisinde görev alan, hiçbir zaman karşılık beklemeden fedakar annelerimizin, kadınların ellerinden öper çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Canlar, gönül isterdi ki yönetimimiz bu toplantının içerisinde bir sinevizyon gösterisi yapıp Çorum'da, Maraş'ta, Sivas'ta yaşanan insanlık dışı katliamları kısa da olsa bir sinevizyon gösterisiyle bizlere neden buraya toplandığımızı, neyin için toplandığımızı, ne yapmamız gerektiğini, birlikteliğimizin anlamının ne olduğunu kısa ve öz bize bir göstermiş olsalardı daha memnun ve mutlu olurduk. Canlar, seçim süreci içerisinde belli olduğu tarihten itibaren başkanımın yönetim kurulu kararıyla birlikte fakat benim bulunmadığım bir toplantıda 2 yılda hizmet kararının aldığını yanıma gelerek beni ziyaret ederek bunları söyledi ve desteğimi istedi. Ben kendisine aday olabilirsiniz, sizin demokratik bir hakkınızdır. Keşke ben de o toplantıda olsaydım, düşüncelerimi ifade etseydim diye kendisiyle nezaketen hem çayımızı içtik hem sohbet ettik. Fakat bir demokratik yarıştır. Başarılar dilerim dedim. Akabinde ben örgütü karşı kendisinden bir örgüt toplantısı yapalım. Örgütün kendisiyle bir araya gelelim. O birliktelikte aday olacak arkadaşların da kendilerine tanıtma fırsatı versin. Daha sonra da şekillenecek, görev alacak arkadaşlarla birlikte bir yönetim oluşturalım. O yolu oluşturacağımız yönetimde hep birlikte daha iyi, daha güzel bir şekilde hizmet edebiliriz diye kendisine sunduğumda ben örgütü karşı karşıya getirmem, kimsenin tartışmasına fırsat vermem, böyle bir şeyin uygun olmayacağını
söyledim. Ben de başkanım, en azından bugüne kadar başkanlık yapmış, yönetim kurulunda görev almış, emek sarf etmiş, sırtında çimento taşımış, omuzunda deri toplayıp ayakkabının papucuna kan dolmuş o emekler arkadaşlarımızla bir araya gelelim. Oturalım, bu kurumu değerlendirip bir tartışalım. Gördüğümüz eksikler nelerdir? Önümüzde daha güçlü, daha demokratik, daha çoğulcu, daha katılımcı bir yönetim oluşturalım. Hep birlikte hizmet edelim diye kendisine sunduğunda, başkanım ben burada kimsenin birbirini kırmasını, tartışmasına müsaade etmem dedim. Siz kabul etmeseniz de biz bir araya geleceğiz. Beraber burada bir lokma paylaşacağız. Bir araya gelip sohbet edeceğiz. Ama siz bizim başkanımızsınız. Yanımızda bulunun diye kendisine teklif etmeme rağmen, hayır ben gelemem, katılamam ama kurum sizindir. Siz bir araya gelip toplanıp burada konuşabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz, lokmanızı paylaşabilirsiniz dedi. Bizler de arkadaşlarla bir araya gelerek beraber burada bir sabah kahvaltısı yaptık. Ama herkesin kahvaltı ücretini kendisi karşılamak kaydıyla bir arada beraber sohbet ettik. Çok güzel oldu, çok iyi geçti. Gönül arz ederdi ki başkanımızın da yanında olmasını, fakat katılmadığından dolayı gerçekten üzüldük. Başkanım kendisine dışarıda her ne kadar aday olmamı söylüyor ise de ben kendisine başkanım aday olmayacağım. Bakın yanınızda yer alacağım ama yeter ki şu arkadaşlar da bugüne kadar emek sarf etmiş üyelerle bir araya gelelim. Birlikte beraber hareket edelim. Burada birlikte hareket edersek daha güçlü oluruz. Daha iyi olur. İnsanlar bir arada barışık olur, kaynaşır. Biz canlarla daha güçlü olacağımıza inanıyorum. Ama size bazı önerilerim var dedim başkanım. Bir, üye toplantısı yapıp herkese demokratik yarış sağlamak. İki, yine sizin adaylığınız olabilir ama uzlaşmacı yönetim oluşturmak. Herkesin katılımıyla. Yine sizin adaylığınız olabilir fakat çarşaf liste oluşturmaya ne dersiniz? Sayın Başkan bunları da kabul etmedi. Son haftaya kadar bekledim. Aday olmadım. Derneği daha iyi tanıyan, emek sarf eden, emekten bir arkadaşımız çıkar ise onunla birlikte gördüklerimiz eksikleri tamamlayabilmek için derneğimize küsmüş, gelmeyen, darılmış, katılmayan canları bir araya getirip barıştırabilmek için, onlarla bir araya gelmek için bütün düşüncem, çabam bundan ibaretti. Başkanım kendisi gitti. Liste istedim kendisine. Kendisine gittim. Son bir hafta kalınca, aday çıkmayınca dedim ki başkanım benim düşündüklerim var. Benim sizlere sunduklarım var. Bunları hayata geçirebilmek için kimse aday olmadıysa, bu düşündüklerimi benimle paylaşmadıysa ben bunları hayata geçirebilmek için bu göreve talibim. Talip olduğum bu görevden dolayı aday olacağım. Geçmişte size bir şey söyledim. Eğer aday olursam bu adaylığımı ilk size söyleyeceğim. Şu an ben adayım, size söylüyorum. Sizden bir liste talep ediyorum dedim. Başkan bana bir liste verdi arkadaşlar. Üzülerek ifade ediyorum. Kişisel olarak çok sevdiğim, saygı duyduğum, çok değer verdiğim bir arkadaşımız. Gerçekten demokratik yarış içerisinde yaşadıklarımı üzülerek ifade ediyorum. Çünkü kendisiyle görüştüğümde başkanım ben bunları kürsüde söyleyeceğim dedim. Şimdikine söylüyorum. Bana vermiş olduğum listede 540 üye, 14 tane sadece altında Pir Sultan Abdal yazılı. Liste burada yanımda. Böyle bir liste aldım. Bu Pir Sultan Abdal kimler dedim. Bana bunlar yönetici arkadaşlar. Onun için biz onların ismini Pir Sultan Abdal sadece diye yazdım. Ben iyi niyetine inanıyorum. O konuda benim hiçbir itirazım yok. Fakat topladığımda 554 tane üye sayısına ulaşıyoruz.
bizim kongremizde yanılmıyorsam 562 üyemiz olacak. Diğerlerini nerede sorduğumda, hatta burada size ulaşamamanın sıkıntısı mevcut verilen listede 100 kişinin telefonu var. Onlarda kimisinin telefonu değişmiş, kimisinin işte efendime söyleyeyim numarası kapanmış. O sebepten dolayı sizlere ulaşamadık. Sizlerden özür diliyorum. Ulaşamamamızın sebebi bunlardır. Canlar, bu süreç içerisinde zaman ayıran, destek sağlayan tüm üye ve gönül dostlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca benimle birlikte görev fare veren yoldaşlarıma teşekkür ederim. Evet, her zaman olduğu gibi doğal olarak seçim çalışmalarında arkadaşlar bu kurum çok farklı bir kurum. Dışarıda siyaset yapabiliriz. Farklı kurumlarda ticaret yapabiliriz. Farklı yerlerde yapabiliriz. Burası bizim bir inanç grubumuz. Burada bir can olmalıyız. Burada her şeyi eşit bir şekilde paylaşmalıyız. Kendim için neyi iyi görüyorsam arkadaşıma da onu sağlayabilmeliyim. Onu da kucaklayabilmeliyim. İyi niyetimi ve düşüncemi devamlı ona karşı iyi olarak düşünebilmeliyim. Demokrasiye inanan bir toplumuz. Aleviler benim bildiğim kadar ezilen, üzülen insanlardır. O yönden dolayı demokrasiye en çok inanan Alevilerdir. Demokraside demokratik haklarımızı eşit bir şekilde sağlayabilmek için karşımızdaki insana da eşit şartları sağlayabilmemiz gerekir. Şimdi elimi koltuğu bağlayıp minlere çıkarıp benimle güreşecekseniz bunu bir yarış diye kabul edebilir miyiz? Umarım bundan sonraki süreçte eğer ben seçilirsem bunun sözünü veriyorum arkadaşlar. Örgüt toplantısını yapacağız. Herkes bizi eleştirecek. Yerden yere vuracak, kaldıracak ve bizi baş tacı yapacak. Biz de onları baş tacı yapacağız. Biz içimizde hiçbir zaman kimseye önüne engel koymayacağız. Listelerini vereceğiz, örgüt toplantılarını yapacağız. Onlara seçme ve seçilme haklarının doğrultusunda demokratik bir yarış imkanı sağlayacağız. Bunlar doğru olanıdır, düşündüklerimizdir. Kimin adayıyım? Değerli dostlar, üzülüyorum. Çıkıp biri aday olduğunda sokakta o onun adayıdır, bu bunun adayıdır, şu şunun adamıdır, bu bunun adamıdır bize yakışmaz. Hepiniz benim adamımsınız. Pür Sultan Abdal Derneği'nin adayım arkadaşlar. Seçildiğim takdirde ne bir sivil ne bir siyasi parti tarafından ne de yandaşı tarafı olmayacağım. Tüm siyasi partilere eşit mesafede davranacağım. Hiçbir siyasi parti yöneticisine siyaset ve mikrofon vermeyeceğim. Canlar, Pür Sultan Abdal örgütüne yakışır şekilde ağırlanıp ve örgüt adına teşekkür edip yolculayacağım gelecek misafirlerimizi. Kurumumuzda asla ve asla hiçbir siyasi kuruma siyaset yapmasına müsaade etmeyeceğim. Siyasetimiz Pür Sultan Abdal siyaseti olacak. Ve burada konuşacak olacak kişiler genel merkez yöneticilerimiz olacak, dedelerimiz olacak, kongre delegelerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz ve siz canlar olacaksınız. Kendi söz verdiğim gibi eğer seçilirsem huzurumuzda bir kez daha söz veriyorum. Asla ve asla hiçbir siyasi partide görev almayacağım. Hiçbir siyasi partiye görev talebinde bulunmayacağım. 2 yıl boyunca tamamen Pür Sultan Abdal Derneği'nin değerlerini koruyarak burada sizlerle birlikte en az 2 ayda 1 örgüt toplantısı yaparak eğer bu kuruma bir şeye karar alacaksa buradaki üyelerin bütün istek ve arzularını dinleyerek hatta kurumun çok hassas bir konusunu eğer tartışacaksak referandum yapacağız, sandık koyacağız. Herkes düşüncesini o sandığa atacak. Çoğunluk neyi istiyorsa
O bizim kararımız olacak. Hepimiz o kararın arkasında duracağız. Kapalı kapılar arkasında 7 tane yönetim kurulu üyesiyle birlikte oy vermiş teşmiş olabilirsiniz. Sonuç itibariyle onlar o kararı hayata geçireceklerdir. Doğrudur. Ama sizleri dinlerlerse inanıyorum ki sizlerin düşüncenizi o karar defterine yansıtacaklar. Ama sizleri dinlemezlerse sadece şahsi ve bireysel ya da başkanın etkisinde karar alacaklar. Onun için bizim kararımız sizler olacaksınız. Biz sizlerle birlikte yürüteceğiz. Sizlerle birlikte güçlü olacağız. Sizlerle birlikte buraları doldurup taşıracağız. Kurum Müslümanların kültürü ve Cebeli İdol ibadetlerimize tabii ki dedelerimizin bu konuda ibadetlerimiz noktasında bilgi ve birikimlerinden faydalanarak onların gösterdiği o yol doğrultusunda inanç boyutundaki hizmetimizi daha katılımcı, daha çoğulcu dedemizin yanında diğer dedeleri, bilenleri, yazarları bunları da getirerek birlikte daha güçlü bir şekilde, daha iyi seminerler, kültürel faaliyetlere yol göstereceğiz. Evet canlar. Üyelerimizin yapacağımız çalışmalar da tabii ki doğaldır. Maddi ve manevi ihtiyaçları, istekleri ve arzuları doğrultusunda elimizde geldiği kadar hastanın yanında olacağız. İhtiyacı olan arkadaşların yanında olacağız. Onların dertlerini, sorunlarını dinleyeceğiz. Onların yanında olmaya çalışacağız. Az önce de size ifade ettiğim gibi nasıl yöneteceğiz? Ben değil, biz diyeceğiz. Ben bilirim değil, biz biliriz diyeceğiz. Benim dediğim olur değil, bizim dediğimiz olur diyeceğiz canım. Katılımcı demokrasiye önem vereceğiz, hep birlikte yöneteceğiz. Evet, düşündüklerimiz ve yaptıklarımız, başkanım da ifade etti, en önemli olan kurumumuzun tapu sorunu. Ben Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde oturuyorum. Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde oturan komşularım var. Sizler de bir komşularımı sayılırsınız, beni yakinen bilirsiniz. 10 yıl Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde hizmet ettim. Orada muhtar adayı olduğumda ilk bir söz vermiştim. Ben bu mahalleye gelirsem bu mahallenin tapularını alacağım, size söz veriyorum. O zamana kadar ümitsiz içerisinde gece kondusuna bir çivi dahi çakmaya cesaret edemeyen, yazıktır, burası zaten bizim değil. Yani panzerler gelecek, buraları yıkacaklar, götürecekler, burası bize olmaz diye korkusunu ve endişesini yaşayan oradaki zavallı arkadaşlarımız, komşularımız ve bizler dahil olmak üzere ki hepimiz köyde elimizde ne var ne yok, hepimiz her şeyimizi satıp gelip orayı bize kendimize bir barınak ve sığınak olarak kabul etmiştik. Seçildim ve çalışmalarıma başladım. Maliye Bakanlığından, Defterdarlık'tan, Milli Emlak Müdürlüğü'nden, Büyükşehir Belediyesi'nden ve ilçe belediyesinde yapmış olduğum mücadeleler sonrasında takip ettiğimiz ve çıkan yasalar doğrultusunda üzerinde taşınması olanın bir orada hak sahibi olduğunu, yasal madde düzeyinde yapmış olduğumuz müracaatlar sonrasında tarafımıza verilmesi uygun görüldü. Ertuğrul Gazi Mahallesi'nin orada 20 yıllık mazisi varken sizler de şahitsiniz. Ve geçmişte muhtarlık yapan arkadaşım da burada ve şimdiki muhtarım da burada, sizler de biliyorsunuz. Sümüntepe'nin 50 yıllık bir mazisi varken, Veli Baba'nın 30 yıl 40 yıllık bir mazisi varken 20 yıllık mazisi olan Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde ilk tapu alan bölge orası oldu. Neden? Ciddi anlamda mücadelesini verdi. Bu tapu için de, buranın tapusunun alınması için size söz veriyorum. 2 yıl içerisinde o tapuyu getirip o kapıyı asacağım. Bunun sözünü veriyorum arkadaşlar. Kurum içerisindeki
geçmiş dönemde başkanımızın yapmış olduğu, bundan bir önceki dönemdeki arkadaşın alttaki taşınmaz mülkiyetlerin 5 yıllık sözleşmesinden dolayı oradaki ticari faaliyeti gösteren arkadaşların bir mağduriyeti oluşacağından dolayı ki gerek bir türlü bir değişiklik yapılamadı. Ama biz orayı üyelerimize sadece maddi gelir açısından değil, manevi olarak da ne getirebilir? Orayı daha iyi bir şekilde değerlendirmek için bireysel sözümüz değil, sizlerle birlikte böyle toplanacağız. Orayı daha nasıl sağlıklı bir şekilde hizmete sunabileceğimizin kararlarını alacağız. O kararlar içerisinde belki değişik değişik şeyler çıkabilir. Kimisi ticari faaliyet olarak düşünebilir, kimisi de sosyal faaliyet olarak düşünebilir. Gelecek çocuklarımızın, nesillerimizin geleceği için, eğitimi için de düşünebilirsiniz. Ben kapıdan içeriye girdiğimde bir şey gördüm, çok duygulandım dostlar. Gerçekten çok da sevindim, mutlu oldum. Bir annemizin işte salça bir şeyler yapmış, orada bir stand atmış. Orada o standta satışını yapmaya çalışıyor. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Değerli dostlar, biz o arka tarafa müsait bir yere, sizi de uygun gördüğünüz bir yere bir büfe yapmak istiyoruz. Böyle bir güzel ticarethane yapmak istiyoruz. Neden? Çünkü herkes kendi el becerisini getirip oraya sursun. Kadınlarımız boş zamanlarında işte televizyonda atıyorum cep telefonda zaman harcamaktansa el becerilerini, yeteneklerini sergileyerek hem kurumumuza katkı hem de kendilerine, ailelerine ve evlerine bir katkı sağlamak adına orada bir yer açmayı düşünüyorum. Değerli dostlar, kongremizin gerçekten bir bayram havasından geçmesini istiyorum. Can cana, gönül gönüle olmasını istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle hiç kimsenin başka bir arkadaşımın kalbini kırmasını istemiyorum. Çünkü burası bizim, biz kardeşiz, biz canız, biz dostuz. Biz sadece burada hizmetin daha iyi yapabilmenin arzusu ve temennisi içerisindeyiz. Şunu bilmenizi isterim. Bugün İzzet Başkanım seçilmiş olsa bile ben yarın beni uygun gördüğü her yerde, her zaman nereye çağırırsa çağırsın yine yanında olacağımı sizin huzurunuzda söz veriyorum. Evet, sözlerime son verirken gelin canlar bir olalım. Herkesi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, aşkı muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun. Bu arada yönetim kurulu arkadaşlarımı ben de tanıtmak istiyorum. Müsaadenizle. Olabilir miyim? Sayın Başkan isterse siz. Evet, yönetim kurulu üyeleri Muammer Bey Ermiş, Hava Uzun Pınar, Birsen Durmaz, Ozan Görgü, Adem Yaş, Birsen Türker, evet, yönetim kurulu üyeleri Veysel Göze, Erdoğan Yıldız, Öteber Coşar, Kayalı Sarı Toprak, Turan Hız, Pembe Gülen, Zöhre Demir. Bunlar da bizim yedeklerimiz. Denetleme Kurulu asıl üyelerimiz. Öteber Alman, Nebahat, Albayır. Dışarı çıktı arkadaşlar. Özgür Acar, Gökhan Madenleri. Denetleme Kurulu yedekleri arkadaşlar dışarıya mı çıktı? Geç geç. Hocam geç. Rahat edildiniz. Geç. Yok, güvercede geçiyor. Bir şey olmaz ya. Denetleme Kurulu yedekleri Hakan Özkan, Kamil Sevinç, Eren Can. Genel Kurul delegeleri Mehmet Yorulmaz, Ali Doğan Aktaş, Mehmet Aykut, Onur Ali Yılmaz, Erdoğan Durmaz, Seher Yılmaz, Ali Taş, Güleser Sabur, Ulaş Kılıç, Uğur Kere,
Haydar Bozkurt. Evet arkadaşlar, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarla birlikte 2 yıl sizlere hizmet etmenin sözünü veriyor. Desteğinizi bekliyorum. Hepinizi aşkı muhabbetle selamlıyorum. Kurumumuz için hayırlı olsun, uğurlu olsun. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Ondan sonra sizi ikinizi sahneye alacağım. Güzel şekilde, buyurun. Dostlar, canlar, bizim karşılıklı konuşmamız hiçbir şey ifade etmez. Belki daha ötesine gidersek de kırıcı olur. Biz asla ve asla sizi üzmek istemiyoruz. Bir ailenin içerisinde bir abi kardeşin, ufak nacizane belki şeyler olmuş olabilir ama o benim abimdir, kurum bizimdir, bizim için çok değerlidir. Fazla konuşmak bir şeyi ileri götürmez. Onun için belki eksiklerimiz varsa önümüzdeki süreçte o eksiklerimizi beraber tamamlayalım. Can cana olalım, gönül gönüle olalım. Hepinizi seviyorum. Sağ olun, bir bayram hamak olsun. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, İzzet Başkan da buraya alayım diyelim böyle. Çünkü biri olmak lazım, biri olmak lazım, biri olmak lazım. Dede, sen tek duayı sen veriyorsun da bize hayırlı olsun diyelim. İki arkadaşımıza da başarılar diliyorum. Hepimiz biriz, aynı candayız. Mutlaka bir yarış olabilir ama bu yarış tatlı bir yarıştır. Sakın ha birbirimizi yaralayacak bir noktaya götürmeyelim. Çünkü hepimizin birbirine ihtiyacı vardır. Arkadaşlar, gündem bu maddesinden önce bizi şu anda zaten birbirlerine... Evet, bu birliği birlikte devam ettirmeye çalışırlar. Biz hep beraber onlara şahidiz. Bu şahitlik huzurunda da sizlerin bundan sonraki süreçteki şu anda itibaren gündem maddesi seçime geçeceğiz. Seçim maddesine göre de orada bir şey, seçim kurulu oluşması lazım. Görevlerimiz arkadaşlar iki tarafta. Yani onda var. Tamam. O zaman bir de şey var mı? Görev var da yani bir kabin var mı? Kabin de kuruldu mu arkadaşlar? O zaman salondaki arkadaşlardan rica edeyim. O lokma da varmış aşağıda. Seçimle ilgili görevlerini yapmak üzere orada kurulan arkadaşlar yardımcı olabilmek için seçim şeyine giriyoruz. Sırasına giriyoruz.